Biz diyoruz ki mutlaka artık bu saatten sonra iki devlet. Akıncı ve arkadaşları bizim başımıza öyle bir durumda ne geleceğini iyi anlasalar zaten o yolu gitmezler. Ben iyi anladığıma inanırım. Ben bir ekonomistim, ben bir hesap uzmanıyım, ben bir maliciyim. Rum'un ne düşündüğünü bilirim. Siz biliyor musunuz ki bugün eğer öyle bir anlaşma pozisyonu olsa Kıbrıs'ta ve kuzeyinde bütün mülkler komisyonlara havale edilecek. Kıraz Montana'da ben hatırlıyorum, iyi takip ediyorum. Dünya Bankası orada, IMF orada. Sordum nedir pozisyon? Cevap yok. Cevap yok. Dünya Bankası ile buluştum ben Kıbrıs'ta. Ondan sonra dedim niyetiniz ne yani? Şimdi burada Kıbrıs'ta bir savaş yaşandı. Kıbrıs Türk halkının hiçbir kabahati yok. Kıbrıs Türk halkını mezarlara gömdüler. Elbette bıraktığımız mallara karşılık kuzeyde de kendi insanlarımıza mal mülk verdik. Ekonomi öyle gelişti. Şimdi siz bu saatten sonra insan hakları güya onun verdiği hakla bir anlaşma durumunda. Yani onların inandığı bir anlaşma çerçevesinde bütün bu mülkler komisyonlara havale edilecek. Komisyonlar karar verecek. Nihayetinde mal sahibi kim olacak? 45 sene sonra. Var mı böyle bir şey? Şimdi bunu anlamayanlar o yola hala daha devam ediyorlar. Halbuki Kıraz Montana'dan sonra büyük fırsat düştü bize. Çünkü orada Sayın Akıncı da dedi. Bu son şanslıyı bunu kullanmalılar. Ben dedi haritayı da verdim. Şunu da verdim. Bunu da verdim. Türkiye ilk defa beşli masa etrafında garantörlüğünü de tartışmaya açtı. Dikkatinizi çekerim. Annan planında bile garantörlük tartışılmadıydı. Biz de diyoruz ki biz Türk milletinin oradaki temsilcisi olarak, Kıbrıs Türk halkı olarak kendi örf ve adetlerimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü, kimliğimizi koruma adına bu yolu Türkiye ile birlikte yürümek durumundayız. Uluslararası müzakereleri o Cumhurbaşkanı götürüyor. Zaten bakıldığında oy oranlarına Sayın Akıncı geçen şeyde seçimde ilk turda %27 oy aldıydı. Yani bir yerde işte %60 oy aldım der ama ikinci turda işte diyelim muhaliflerin birleşmesiyle o oyu aldı ve seçildi. Ama ilk turda oyu %27 idi. Şu anda da bu konuda fazla konuşmam doğru olmaz. Netice itibariyle halkın vereceği bir karardır. Zorla evlilik olmayacağına göre bizim modelimiz kadife ayrılık. Garantörlükle ilgili Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı geçenlerde bütün kuvvet komutanlarına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaret etti. Onlar da yaptıkları bir takım çalışmalar ve değerlerinden sonra asla Türkiye garantörlükten vazgeçmeyecektir. Proaktif siyaset ve bunu söyleyebilmemiz ve Türkiye Cumhuriyeti ile bu konularda %100 bir mutabakat içerisinde artık bu saatten sonra özellikle Vakıflar İdaresi'nin güçlü iddiaları ile Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırılma kararlılığımızdır. Bunu söylememiz ve bunun çok büyük ilgi yakalaması gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerek Türkiye Cumhuriyeti'nde hatta bize genelde geç bile kalındı denilmesi bütün bunlar bu pozisyonumuza, bu siyasetimize güç katmaktadır. Kesin tarih vermemekle birlikte Doğu Akdeniz'de yaşananlar ve bir takım mücadeleler, Rum tarafının açıkçası tırnak içerisinde küstahlıkları bütün bunlar bizi daha da heyecanlandırmaktadır. Çünkü biz Maraş'ı kazanmak durumundayız. Ve haritaya bakıldığında Maraş esasında Gazi Mausa'yla bir bütündür. Şu anda bir tel ayırmaktadır. Maraş kendiliğinden açılacaktır ve ekonomimize de büyük güç getirecektir. Şimdi bizim sıkıntımız taşınmaz mal komisyonuna kaynak istediğiniz gibi yaratamadık. Epey başvurular oldu. Bunların tazminatları ödenmesi için bir takım ödemeler yapıldı. Biraz daha kaynak bulabilmemiz lazım ki o daha efektif çalışabilsin. Biz hiçbir zaman Türk hükümetiyle farklı hareket etmeyiz. Yani Türk hükümetiyle %100 istişare içerisinde bütün bunları değerlendirmekten sonra. Ama şu da bir gerçektir. Bugün dünya beşlerden ibaret değil. Değil mi? Öyle bir şey var. Beşli. Bir kere burası Birleşmiş Milletler kararları uyarınca 1974'ten sonra orada işte çok önemli oteller vardı, şu kadar banka vardı, bu bankalarda kasalar vardı. Korunması için alınan bir karardır, korunması için. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olduğunu kimse bunu inkar etmez. Dolayısıyla biz bu süreci başlattığımız zaman, tabii ki Türkiye ile de istişare içerisinde yerleşime açılması 45 yıldan sonra. Şimdi oraya az önce ifade ettiğim gibi
Rum'u da İngiliz'i de Amerikalısı da kimse sahibi. Vakıflar İdaresi'nin de haklarına helal gelmek için taşınmaz komisyon üzerinden. Çünkü uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlara ters düşmeden taşınmaz mal komisyonu üzerinden bütün bu eski sakinlerinin yerleşebilmesi adına açılımı yapılacaktır. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde onlar öyle bir hesap çıkar, biz borçluza çıkarız. Çünkü o geriye dönük şu kadar maldı, mülktü, işte tazminattı, oydu, Rum oldu Rum, öyle bir hesap çıkaracak. Ne bulursa bulsun biz borçlu çıkacağız. Biz 80 milyon uzantısıyız. Adaleti nerede bu terazinin? Sorarım ben, bu terazinin adaleti nerede? Şimdi burada koskoca Anadolu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Mavi Vatan dediğimiz bütün bu tartışmalar içerisinde deniz hukuku temelinde bizim hakkımız daha fazladır. Bizim bir eksiğimiz bu direkt uçaklardır, direkt uçuşlardır. Yani ben gerçekten direkt uçuşların sağlanabileceğini düşünmekteyim. Bir uluslararası mahkemede bunu ters çevirebilirsek direkt uçuşlar Kıbrıs'a sağlanır. Çünkü Türkiye üzerinden uçak inecek, yolcu inecek, tekrar binecek, tekrar havalanacak. Hem maliyettir hem zaman kaybıdır. Gelecek olan turisti gerçekten kaybedersiniz. Onun mücadelesi içerisindeyiz. Çünkü öz itibariyle Kıbrıs bir turizm adasıdır. Dolayısıyla turizmi biz patlatabilirsek, 25 bin yatak değil de bunu 60-70 bin yataklara ulaştırabilirsek ki gerçekten çok kolay bir iştir. O zaman Kıbrıs ekonomik anlamda kurtulur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de yaşar ve o zaman da Kıbrıs'ta Rumlarla federal bir anlaşmaya kimse istemez. Akıncı da istemez o zaman. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, sahip çıkacağız, inanacağız, çalışacağız, ekonomimizi güçlendireceğiz, insanlarımızı mutlu edeceğiz, insanlarımız da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizler gibi sahip çıkacak. O zaman hep birlikte, Türkiye ile birlikte bu pozisyonda, bu Doğu Akdeniz'de daha da güçleneceğiz, daha da güzel şeyler bizi bulacak. Ben ona inanırım gerçekten. Ve şu anda gündemimizde bizim hükümetimizin bu su projesinden sonra ki Astrım projesidir, kabloyla elektriğin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürmesi bizim için çok önemli bir kazanım olacaktır. Kabloyla elektrik eğer bağlanabilirse o zaman sürekli kaliteli ve çeşitliliği fevkalade zengin bir kaynağa ulaşabiliriz.